Hoş geldiniz tüccarlar, bugün, sadece anlaşılması inanılmaz derecede basit değil, aynı zamanda piyasa eğilimlerini tahmin etmede son derece doğru olan akıllara durgunluk veren bir ticaret stratejisini paylaşacağım. Süper Trend ve diğer karmaşık göstergeleri unutun, size hepsinden daha iyi performans gösteren ve piyasadaki kesin eğilimleri tutarlı bir şekilde belirleyen bir göstergeyi tanıtacağım. Siz de bunun gibi karlı alım-satımlar yapmak istiyorsanız, bu videonun hiçbir bölümünü kaçırmadığınızdan emin olun. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafik böyle görünecek. Bu stratejide yalnızca iki gösterge kullanacağız. Bu stratejinin canlı ticaretimizde anlaşılması ve uygulanması çok basit olmasının nedeni budur. Bu stratejiyi açıklamak için 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım, böylece ayarları en baştan açıklayabilirim. Öncelikle stratejinin ana göstergesini grafiğe eklemek için göstergeler sekmesine tıklayalım ve RSI Momentum Trend'ini arayalım. Bu içerik oluşturucu tarafından oluşturulan bu göstergeyi grafiğe ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi pek çok insan bu göstergeyi bilmiyor. RSI Momentum Trendi, göreceli güç endeksi RSI ve bir momentum eşiği kullanarak çalışır. RSI'yi hesaplar ve pozitif ve negatif olmak üzere iki momentum koşulunu değerlendirir. Bir momentum koşulu karşılandığında, grafikte görsel olarak gösterilir, böylece yatırımcılar piyasanın hangi yönde eğilim gösterdiğini bilebilir. Ayarlara tıklarsak, pozitif ve negatif momentum değerlerini ayarlayabildiğimizi görebiliriz. Stratejimiz için varsayılan ayarlar uygundur. Ayrıca sinyal etiketlerini ve trend şeridini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğimiz de var, yalnızca sinyal etiketlerini devre dışı bırakacağız. Ve bu gösterge için yapacağımız tek değişiklik bu. Şimdi öncelikle size RSI Momentum Trend göstergesi ile Super Trend göstergesi gibi daha klasik trend algılama göstergesi arasında bir karşılaştırma göstereyim. RSI Momentum Trend'inin doğru trendi belirlemede nasıl çok daha iyi olduğunu görebiliriz. Burada piyasanın açıkça bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliriz. Ancak Super Trend göstergesi, yanlış düşüş trendi sinyallerinin birkaç göstergesini gösterir. Düşüş trendinde de çoğu zaman aynı durum söz konusudur. Super Trend göstergesi birçok yanlış yükseliş trendi sinyali verme eğilimindedir. Öte yandan, RSI Momentum Trend göstergesine bir göz atarsak, sahip olduğu trendin başlangıcını ve sonunu doğru bir şekilde belirleyebildiğini açıkça görebiliriz. Piyasanın eğiliminin ters yönde gittiğine dair yanlış bir gösterge olmadan, böylesine doğru bir trend göstergesi, ticaret uygulamamız için paha biçilmezdir. Size bu göstergeyi kullanarak ticaretinizde kullanabileceğiniz süper kolay bir strateji göstereceğim. Öyleyse devam edelim ve grafiğimize alım-satım işlemlerine girmek için kullanacağımız başka bir gösterge ekleyelim. Bunun için göstergeler sekmesine tekrar tıklayacağız. Ve Stochastic RSI'yi arayın. Bazılarınızın bu göstergeyi zaten bildiğini tahmin ediyorum. Bu oldukça popüler bir gösterge olduğundan ve birçok tüccar bu sinyali alım-satım giriş sinyalleri almak için kullanır. Teknik bölüm altında listelenen bu göstergeye tıklayacağız. Ve grafiğimize ekleyeceğiz. Bu gösterge için herhangi bir ayarı değiştirmeyeceğiz. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bilmeyenler için Stochastic RSI, piyasa momentumundaki değişimleri daha iyi görmemizi sağlayan bir göstergedir. Belirli bir süre boyunca göreceli güç göstergesinin gücünü ve zayıflığını ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Değerlerini basit RSI göstergesinden alır. Stochastic RSI göstergesini nasıl okuyabileceğimizi hızlıca görelim. Bu göstergenin kırmızı bir çizgi ve mavi bir çizgiden oluştuğunu görebiliriz. Bir üst bant ve bir alt bant. Üst bant çizgisi 80 seviyesinde ayarlanmıştır. Alt bant çizgisi 20 seviyesine ayarlanırken, her iki çizgi de 20 seviyesinin altında olduğunda ve mavi çizgi turuncu çizginin üzerinden geçtiğinde. Bu, bir satın alma pozisyonu açmak için bir sinyaldir. Örneğin burada bir satın alma sinyali aldığımızı görüyoruz. Yani burada bir alım ticareti açabilirdik. Benzer şekilde bir satış ticareti için. Her iki çizgi de 80 seviyesinin üzerinde olduğunda ve turuncu çizgi mavi çizginin üzerinden geçtiğinde, bu bir satış ticareti açmak için bir sinyaldir. Gördüğümüz gibi burada bir satış sinyalimiz var, böylece burada bir satış ticareti açabiliriz ve şaşırtıcı sonuçları görebilirsiniz. Bu yüzden RSI Momentum Trend göstergesini kullanarak piyasanın trendini teyit edeceğiz. Ve girişi onaylamak için stokastik RSI kullanın. Artık grafiğimiz ayarlandığına ve her iki göstergeyi de nasıl okuyabileceğimizi bildiğimize göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için, öncelikle RSI Momentum Trend göstergesinin piyasanın yükseliş trendinde hareket ettiğini göstermesini istiyoruz. Burada görebileceğimiz gibi, gösterge yeşil renktedir, bu da piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu gösterir. Şimdi stokastik RSI göstergemizden bir satın alma sinyali bekleyeceğiz. Burada gördüğümüz gibi çizgiler 20 seviyesini gösteriyor. Ve sonra mavi çizgi turuncu çizginin üzerine çıktı. Yani bu, burada bir satın alma pozisyonu açmak için bir sinyal aldığımız anlamına geliyor. Bu yüzden burada hızlıca bir alım pozisyonu açacağım. Stop loss'ımız önceki düşük dalgalanmanın altına ayarlanacaktır. Ve kar alma hedefimizi %2'lik ödül oranı riskine göre belirleyeceğiz. Şimdi fiyatın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Gördüğünüz gibi bu başarılı bir alım-satım işlemiydi. Bir satın alma ticareti örneğinden daha geçelim. Burada Super Trend göstergesinin bize piyasanın yükseliş trendinde olduğunu gösterdiğini görebiliriz ve stokastik RSI göstergesi tam burada bir satın alma sinyali verdi, çünkü mavi çizginin 20 seviyesinin altındaki turuncu çizginin üzerinden geçtiğini görebiliyoruz. Bu yüzden burada bir alım ticareti açacağım. Stop loss'ımız son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ayarlanacaktır. Ve kar alma hedefi %2 olarak belirlenecek. Kar alma hedefimizi belirlerken uygulayabileceğimiz bir kural daha var, bunu daha sonra göreceğimiz satış ticareti örneğinde görelim. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bir satış işleminin geçerli sayılabilmesi için ilk şart, RSI Momentum Trend göstergesinin aşağı yönlü bir piyasa hareketine işaret etmesidir. Bu örnekte gösterildiği gibi, gösterge kırmızı bir renk göstererek aşağı yönlü bir piyasa eğilimine işaret etmektedir. Daha sonra, stokastik RSI göstergemizden sabırla bir satış sinyali bekliyoruz. Bu senaryoda, gösterge çizgilerinin 80 seviyesinin üzerinde konumlandığını ve turuncu çizginin mavi çizginin üzerinden geçerek bize bir satış sinyali verdiğini görebiliriz. Herhangi bir gecikme olmadan, sinyalimizi aldığımız mum üzerinde bir satış pozisyonu açacağız. Stop loss'ımız son dönemdeki en yüksek seviyenin üzerine yerleştirilecektir. Ve ya kar alma hedefimizi %2 risk ödül oranına göre yerleştiririz ya da RSI Momentum Trend göstergesindeki genel trend değişene kadar pozisyonu tutma seçeneğimiz de vardır. Bununla birlikte, bu çıkış stratejisini kullanmaya karar verirseniz, fiyat sizin yönünüzde ilerledikçe duraklarınızı fiyatın üzerinde izlemek en iyisidir. Bunu, duraklarınızı düşüş trendlerinde önemli yükseklerin üzerine veya yükseliş trendi piyasasında önemli düşüklerin altına taşıyarak yapabilirsiniz. Bunu manuel olarak yapabilir veya sizin için fiyat eylem analizini otomatik olarak yapan bir gösterge kullanabilirsiniz. Ticaret görünümünde bunlardan bol miktarda var, yani bu video için bu olacak. Gelecekte bunun gibi daha şaşırtıcı stratejiler görmek istiyorsanız, beğen düğmesine basın, kanalıma abone olun ve zile basın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.